Bizim gidiş dönüş yol paralarımız, işte otellerimiz, yeme içmelerimiz çıktıktan sonra da biz bir tane tekerlekli akülü engelli arabası aldırıyoruz. Bunu da vücudunun %80'ini kullanamayan 30 yaş altındaki bir kardeşimize bağışlatıyoruz. Amacımız bir joystickle o arkadaşımızın tekrar sokaklara çıkıp hayata dönmesi, kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmesi. Yaşını 30'da altta tutmamızın sebebi de bu ülkenin gençlere ihtiyacı var. Bazen böyle geliyor, yaşlı başlı amcalarımız için istiyorlar. Ya diyoruz biz onlara şey yapmayalım, elle kullanabilecekleri olsun. Çünkü iki parmağını kullanarak birileri hayata dönüyor. Bizim de amacımız budur. Bir yerde bizi görürseniz bilin ki bir hayır işi vardır. Ondan dolayı gidiyoruz. Çünkü ben dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımın bir mesleği var. Biz bu işi sadece hangi yerden giderseniz gidin tek bir yere çıktığımız için insanlara bunu göstermek istiyoruz. Antakya'yı gezdiğinizde bu bilhassa eski Antakya evlerini kafanızı uzatın. Sizi hemen hoş geldiniz derler. Ağırlarlar, mutlaka bir kahve veya çay içerler. Giderken de hoş geldiniz derler. Burada şöyle bir incelik vardır. O hanesine hoş geldinizi düşünmektedir çünkü artık. O yüzden böyle bir kültüre sahiptir. Dünyanın ilk kilisesi bundadır. Saint-Pierre Kilisesi dünyanın ilk kilisesidir. Fakat bundan daha özel bir yönü vardır. Dünyada ilk defa Hristiyan kelimesi burada söylenmiştir. Anadolu'nun ilk camisi buradadır. Halil-i Neccar Camisi. Ama ilktir, ikincidir diye hiç tartışmaya gerek yok. Dünyada tektir. Müslüman olmayan bir kişinin ismi camiye verilmiştir. O yüzden baktığımız zaman bu coğrafyada, bilhassa bu şehirde ilklerin olduğunu görmekteyiz. Bizler de bir arada yaşama kültürünü gösteren bir topluluğuz. Yan kapıdaki Hristiyan, hemen yanında bir Alevi, hemen yanında bir tane Katolik, onun yanında bir Ermeni. Böyle yaşayan bir şehir burası. Türkiye'nin her yeri böyleydi. Bize bu unutturuldu. İşte o bahsettiğim bu evlerden bir tanesinde bir papaz, bir haham, bir imam oturuyor. Komşu kapıyı çalıyor, elinde bir tabak künefeyle geliyor. Bir künefeye bakıyorlar, bir kendilerine bakıyorlar. E diyorlar, bunu hangimiz yiyeceğiz? Diyorlar ki, uyuyalım, uyanalım. En güzel rüyayı gören kalkıp yesin. Diyorlar, tamam. Uyuyorlar, uyanıyorlar. Papaz başlıyor anlatmaya. Daha diyor, gözlerimi kapattım. İki tane melek kollarıma girdi ve beni göklere doğru götürmeye başladı. Oradan imam atlıyor, diyor, aşağıdaki sen miydin diyor. Ben diyor, gözlerimi kapattım, dört tane melek kollarıma girdi diyor. Ben de senin üstündeydim diyor. Dönüyorlar bizim hahama bakıyorlar, ediyorlar sen? Valla diyor, baktım siz gidiyorsunuz, ben de kalktım künefeyi yedim. Ben başka bir yardım, aman bak bunları başka yerde anlatmayın. Vallahi yazık olur size, zaten gördüğünüz şekle geldik. Efendim, eğer diliniz sürçüp de yanlış bir şey söylediysek affola. Bu akşam sizlere sadece bir hoş seda yaşatmak istedik. Bunun devamında yine söylüyorum, İstanbul'da Atiyan'ın yaptığı organizasyona buyurursanız çok güzel bir konser izleyeceğinizi garanti ediyorum. Orada da bu anlattıklarımızdan daha fazlasını anlatıyoruz yani. Hiç duymadığımız şeyler de duyacağınıza inanıyorum. Yine söylüyorum, ben ve bütün arkadaşlarım tek bir amacımız vardır. Hatay'da yaşayan, farklı inançlara sahip olan insanların bir arada bir şey yapabileceğini dünyaya göstermek içindir. Senin dilin sana, benim dilim bana felsefesini insanlara göstermek istiyoruz. Bir gün sevgili müftüm bana dedi ki, ya dedi sen dedi cennetliksin dedi. Niye dedim? Öbür tarafta hangisi mahpusa sen gittin dedi. Arkadaşlar, bizimki de cidden arasan. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Başta İbrahim abi olmak üzere, Atiyap'taki bütün abilerimiz bizim için çok kıymetliler. Bu memleket için çok güzel şeyler yapılıyor. Bizler de ne zaman onlar böyle bir şey istese seve seve yapmaktan onur duyarız. Bu ilk defa yapılıyor, bunu da belirtmek isterim. Bizim böyle bir formatımız yok çünkü. Arkadaşlar da hep şaşırdılar bana bunu nasıl kabul ettiniz diye. Çünkü gönülden Hatay için uğraşan, memleketi için uğraşan insanlar olduğu için biz de buna destek olmaktan onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta İbrahim abi olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun.